Karar Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı Nurşen Yıldırım bizimle olacak. Nurşen Hanım, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi hem Karar Elektronik özelinde hem de genel olarak aslında sektöre dair ben biraz bu pandeminin etkilerini değerlendirmenizi rica edeceğim. Öyle başlayalım isterseniz. Çünkü hep defansif dediğimiz bu pandemi döneminde pozitif katkı sağlayan nadir sektörlerden biri teknoloji ve bilişim tarafıydı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, pandemiyle beraber bilişimin önemi ortaya çıktı, altı çizildi. Bilişim sektörünün gündeminde IoT nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, yapay zeka, siber güvenlik, işte mobilite 5G ve artan teknolojik çözüm kargaşası ile entegrasyon önemli hale gelmişti. Ancak pandemiyle beraber uzaktan çalışmanın yaygınlaşması bütün oluşumları değiştirdi. Uzmanlar 10 yıldaki gelinecek uzaktan çalışma trendi noktasına 6 ayda gelindiğini söylüyorlar. Bu tabii teknolojik altyapıların güçlenmesine, IP üzerinden iletişimin artmasına ve bu konudaki çözüm üreten firmaların da ön plana çıkmasına sebep oldu. Telekom firmaları, iletişim sağlayan telekom operatörleri de başta olmak üzere sektörü bu anlamda pozitif etkiledi diyebiliriz. Nadir sektörlerden bir tanesidir teknoloji. Peki Nurşen Hanım, şimdi Karar özelinde konuşalım biraz isterseniz. İlk 6 ay nasıl rakamlar ve 2020 için aslında koyduğunuz hedefi de merak ediyorum. Yani Covid'den dolayı birçok şirket aşağı revize etti kar beklentisini ve ciro artış beklentisini ama zannediyorum ki sizin için öyle bir yıl olmayacak. İlk 6 aydan da gördük ama yılın tamamına dair ben hedefleri de alayım sizden. Evet, 2020'nin ilk yarısındaki ekonomik daralmaya rağmen TL bazında geçen seneki ilk 6 aylık ciromuzun %2,7'si kadar üstüne çıktık. İkinci 6 ayda daha da iyi bir ciro bekliyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi ilk yarıda ertelenen talepler ikinci yarıya sipariş artışı olarak yansıdı. Hatta önemli bir artış var. Şu anda karşılamakta zorlanıyoruz siparişleri diyebilirim. Karar özelinde yine bizim önemli bir faaliyet alanımız var. Bölge çözüm ortaklığı olarak telekom operatörlerine anahtar teslim çözümler sunmamızın yanı sıra bölge çözüm ortağı olarak Türkiye'nin en büyüğü olarak da birçok proje gerçekleştiriyoruz. En son Vodafone'un 42 aylık bir bölge çözüm ortaklığı sözleşmesini imzaladık. Ekim ayında başladı. Bu da 2020'nin son kuartır performansına olumlu katkı yapacak. Şu anda personel sayımız %20 artarak yıl içerisinde 3.000 kişiye ulaştı. Yani biz aslında yaklaşık bir 500 kişilik bir yeni istihdam yarattık pandemi döneminde diyebiliriz. Bu verilere baktığımızda 2020 yılı ciromuzun 2019 cirosundan 813,2 milyon TL idi. Yaklaşık %20-25 aralığında üstüne çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu da yaklaşık olarak 1 milyon TL civarında bir ciroya karşılık geliyor bu yılki ciromuz. 2021 ise beklentilerimizin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Gerek telekom operatörleriyle yaptığımız bölge çözüm ortaklıkları, gerek savunma sanayindeki işlerin kesintiye uğramadan devam ediyor olması, gerekse müşteri taleplerine dikkate aldığımızda diğer telekom faaliyetlerimiz ve elektronik üretim faaliyetlerimizin talep artışıyla beraber 2021'in de şirketimiz için olumlu geçeceğini söyleyebilirim. Peki burada biraz yatırımları da konuşalım. Karar olarak 2020 içerisinde nasıl ortaklıklar geliştirdiniz, ne kadarlık bir yatırım yaptınız biraz bahseder misiniz? Şöyle söyleyebiliriz. Aslında pandemi döneminde ekonomik daralmadan olumsuz etkilenmememizin en önemli sebebi riski dağıtan ve verimi arttıran 4 farklı faaliyet alanımızın olması. Tabii ki Karel özünde %100 yerli Ar-Ge'den üretime tüm süreçlere sahip pazar lideri bir teknoloji şirketi. Biz telekomünikasyon sistemleri geliştiriyoruz ana faaliyet alanımız olarak.
Tabii ki ekonomideki yavaşlamayla pazar daraldı bir miktar. Ancak her kriz içinde bir fırsatı da beraberinde getiriyor. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla beraber bizim geliştirdiğimiz IP santrallar, IP çağrı merkezi, video konferans sistemler ve uç birimler müşterilerimizin internetin bağlı olduğu her yerden güvenli işlerine bağlanmalarını sağladı. Dolayısıyla en azından o boşalan talebin yerine yeni bir talep koyabildik diyebilirim. Bulutla ilgili IP ürünlerimizi de zaten sahaya hazırlamıştık ve sunma aşamasındaydık. Pandemiyle beraber bu etkiyi de gözlemledik. Elektronik üretimi kesintiye uğramadan hatta artarak devam eden bir faaliyet alanımız. Biz uluslararası markalara üretim yapıyoruz bu anlamda ve rekabetçi olduğumuz, dünya çapında rekabetçi olduğumuz bir alan. Savunma sanayi çözümlerimiz de aynı şekilde. Burada 20 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'deki hem kendi ordumuza hem de yabancı ordular için savunma sanayi sistemleri geliştiriyoruz. Önce haberleşme ile başlayan, daha sonra farklı alanlara sirayet eden. Yine az önce bahsettiğim bakım çözüm ortaklığımız ve anahtar teslim proje işlerimiz var. Pandemiyle beraber de bu yeni Ekim ayında başlayan projeyle yaklaşık 42 ay sürecek ve 450-500 milyon liralık bir ciro yaratacağını tahmin ettiğimiz 3,5 yıllık süreçte bununla beraber tüm telekom operatörlerine teçhizat ve altyapı ekipmanı dışında bakım, arıza, müdahale, help desk, kurulum ve revizyon çalışmalarını yürütüyoruz. İşte bu dört ayaklı yapı, dört tane farklı alanda faaliyetlerimizin olması bizim pandemi dönemindeki ve olası bütün konjonktürlere karşı riski dengelememizi sağlıyor. Ve yatırımlarımızı da bu yönde yapıyoruz. Neler bunlar? Tabii ki insan kaynağına yatırımımız var ama Ar-Ge çok önemli bizim için. Çok güçlü olduğumuz ve Kareli'nin başarısında önemli rol oynayan faaliyet alanlarımızdan bir tanesi. Bahsettiğim tüm süreçlerde Ar-Ge başı çekiyor. Arkasında üretimimizin kendi tesislerimizde, dünya standartlarında tesislerimizin olması, dünyaya üretim yapıyor olmamız çok önemli. Bir peki, de özellikle... Çok pardon bölüyorum ama bu yatırımcılara vereceğiniz bir mesaj var mı yeni bir hikaye ve yatırım konusunda? Örnek veriyorum savunma sanayi tarafındaki işbirliklerim güçlenecek, telekom tarafında Vodafone'la işbirliğiniz vardı. Burası mı ağırlık olacak? Yani önümüzdeki 6 ay 2021 itibariyle Karar Elektronik'in stratejilerinde nasıl bir değişiklik ve nereye doğru yoğunlaşma göreceğiz? Özellikle bir alanımız yok. Dediğim bu dört alanda kendi içerisinde faaliyetlerini dengeli olarak devam ettirecek. Ama bunların içerisinde telekomünikasyon sistemlerinin özellikle IP tarafında ve krizle beraber, pandemiyle beraber, bulut sistemlerle beraber yeni bir değişim ve dönüşüm alanı oluşturacağını düşünüyoruz. Yani telefon santralları donanım bazlıdan buluta doğru bir geçiş aşamasında. Biz de çözümlerimizi hazırladık. Buralarda tabii ki bir değişim pazarı oluşacak ve oluşmaya başladı. Elektronik üretimi zaten hız kesmeden devam ediyor ve savunma sanayi dediğim gibi hızlı devam eden ve pandemiden de etkilenmeyen bir alan. Dolayısıyla her dört alanda, bakım çözüm ortaklığı da dahil olmak üzere, dört alanda bizim devam ettireceğimiz ve yatırımlarımızın sürdüğü, gelişimin sürdüğü alanlar olacak. Peki son birkaç tek... Buyurun lütfen. Ben şunu yatırımcılar dışında, Türkiye'de sanayi çok önemli bir dönemeçte. Bu pandeminin yarattığı bir sonuç. Türkiye dışında dünyada aslında temin kaynaklarında yeni bir takım değişimler var. Dolayısıyla burada buna uygun olarak Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var. Bizim çıkışımız yerli üretimden geçiyor. Yani Türkiye'nin özellikle bir yerlere gelebilmesi için, ekonomik krizle mücadele edebilmesi için bu dünyada yeni oluşan tedarik zincirleri içerisinde bir fırsatı yakalıyor olması gerekir. Yani
Burada önemli bir fırsat var. Amerika ve Çin arasında başlayan ticaret savaşları, Avrupa'nın ekonomik problemleri ve pandemi derken aslında Türkiye'ye hem ihracat hem de kendi ekonomisi alanında Avrupa ve yakın coğrafyadaki tedarik zincirlerinde önemli bir fırsat doğuyor sanayi anlamında. Bunun için içeriye yatırım yapmanın önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Karel de tabii bulunduğu sektörün ve pozisyonun avantajını taşıyor bu anlamda. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirebilirse bu sektöre girmek isteyenler, bu önemli bir avantaj. Burada da tabii ne önemli? Türkiye'de son zamanlarda görüyoruz, önemli bir destek de var. Türkiye'de yerli üretimin devamlılığı ve artırılması konusunda. Bunun için de kamu alımlarının özellikle gücünden yararlanmak, bunu istisnasız ve çok yakın takiple bu kuralları işletmek ve yerli üretimi desteklemek. Peki siz kamunun teşviklerinden yararlandınız mı ve bu görüşmeler var mı? Çünkü teknoloji üretiyorsunuz, en önemlisi teknoloji ve bilişimde ihracat yapıyorsunuz. Evet, şimdi kamunun aslında en önemli teşviği yerli üretim için kendi satın alma gücünü kullanması. Belli bazı teşvikler var, Ar-Ge ya da sanayiye yönelik teşvikler, ama inanın sanayici açısından en önemli şey geliştirdiği ürününü satabilmek. Biz bunu küçük girişimcilerde de görüyoruz. Yani bizim gibi büyük ölçekli olmayan bu alandaki girişimcilerin de önemli sıkıntılarından biri geliştirmekte olduğu ürünleri satacak pazar bulamaması. Bunun için kamunun destek olması lazım. Yani bu sektör için yapılabilir en güzel şey kamunun elindeki bu büyük gücü bu anlamda kullanması olacaktır. Biz tabii ölçek olarak çok daha büyüğüz ve 36 yıllık yerleşik bir pazar lideri Karel. Dünyada da 30 ülkeye ihracat yapıyor. Dolayısıyla kendimize ait bir ekosistemimiz var bu konuda. Daha tecrübeliyiz, ancak yeni girecek pazara yeni girecekler evet. için çok daha kritik bir önem taşıyor. Şirketin temettü, hisse geri alım ve hisse sahipliği yapısına dair de birkaç cümle rica edeyim sizden. Halka açık bir şirket yatırımcılar için, sonrasında tamamlayalım. Evet. Tabii. Şimdi şu anda şirketimiz organik ve inorganik büyümeyi hedefliyor. Büyüme sürecinde yatırımlarımız ve işletme sermayesi ihtiyacımızdaki artışı finanse edebilmek için sermaye artışı ve ikinci halka arzları düşünebiliriz. Büyürken de bahsettiğim gibi kaynak ihtiyacımız olacağından yakın zamanda temettü politikamızda bir değişiklik beklenmemeli. Ama evet. tabii ki kar payı dağılımında son karar merceği yine genel kurulumuzda. Böyle kısaca özetleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Nurşen Yıldırım ve Karel Elektronik için iyi bir sene olsun diyelim.